İspanyol açılışı hemen blok yapıldı. Şah, merkezdeki şah hemen bir saldırı geldi. Şimdi atla bir saldırı var. Rok yapılırsa ortada kalan bir şah sıkıntılı olabilir. Onun için vezirle tutayım dedi siyahlar. Ben dedi onu bunu bilmem anlamam. Şuradan atı fille kırıp şah çekip piyonla alınca da şah deyip kaleyi alacağım diyor. O zaman ben de atı tutayım diyor. Şah şimdi diğer atımı geleyim diyor. Güç yetmiyor diyor. Kısa rokunu yapıyor. Siyahlar fırsattan istifade bir kısa rokumu yapayım, rahatlayayım diyor. Şah ve mat. Evet. Çok rahatladı. Mat oldu. Rahata kavuştu. Ses yok. Görüntü yok. Ama rahatlık çok. Bu oyun böyle nankör bir oyun. Evet. İspanyol açılışı. Evet, burada bir çatal atıldı. Dört at açılışıymış, pardon. Dört at açılışı. Burada bir merkez piyon alınıp çatal atılmış. Ben de demiş, bari demiş atı açmaza alayım. Sonra açmazdaki atı E5 piyonunu alıp baskı kuralım demiş. At alınınca da evet düşündüğünü hayalini gerçekleştirmek isterken ne olmuş? Vezir geldi. İkisinden birini istiyor. Ben diyor fili vereyim size hemen diyor. Ama burada bakın fil istekte aynı zamanda. Gördünüz mü? Fil istekte. Şimdi buradan kaçıyor. Eğer atı almasaydı, vezirle fili alsaydı, siyah atla fili alacaktı. Eşit bir konum olacaktı. Piyonla alınca geri kaçıyor. Şimdi ben diyor senin rokunu diyor önleyeyim. Şu an bir ortada kalsın. Gör bakalım diyor. Böyle açarsanız piyonunuzu şöyle fili çıkmak için rakip hemen açmazdaki D7'deki piyonu açmazda olduğu için hemen sürüyor. D7'den alınamaz. F'deki piyonu almak zorunda. Ben diye onu da almayayım. Şimdi çok kötü. Piyonu alıp şah deyip fili alabilir. Hatta oradan çok büyük tehlikeler yapabilir. Veziri değişelim diyor siyah. Şah dedi. Evet. Şah deyince gel diyor. Piyonla alsa şah dese gördüğünüz gibi o da tehlikeli. Çünkü buradan fili alıyor piyonla. Piyon ve fil alıyor. Materyal üstünlüğü var. Ben diyor şeyle aldım diyor. Fil aldım diyor. Kim bu? Alexander Alek olunca arkadaşlar susuyoruz. Evet. Niye? En önemli şey nedir arkadaşlar? Neyi bildiğiniz değil. Ne kadar çok da bildiğiniz değil. Ne kadar çok şeyin hakkında haberiniz olduğu da değil. En önemli şey nedir? Haddini bilmek arkadaşlar. Haddini biliyorsanız sıkıntı yok. O yüzden Alexander Alekin deyince susuyoruz. Kombinasyon ustası. Evet. Şahı kaçıyor siyah da açarak şah diyor. Evet gördüğünüz gibi veziri alınca da şah deniyor. Mat oluyor. Gördünüz mü? İşte bu Alexander Alekin. Benim vezirle işim yok diyor. Ben diyorum şahla işim.
Benim ismim Alexander Arakin diyor. Millet boşuna hayranlık duymuyor. Değil mi? Evet. Alexander Arakin de videosu vardı. İzlerseniz iyi oyunlarını anlattık. Evet. Kısa bakım yaptı. Her iki tarafta. Evet. Geriye geldik. Orada bir piyon kaybedildi. Şimdi fil isteniyor. Evet. Bu klasik hamle. Nereye bakıyor fil de vezir? Sahile bakıyor değil mi? Evet. Sahile bakmıyor arkadaşlar. H2 karesine bakıyor. Vezir oradan şah çekip mat edecek. Evet. Şah ve mat. Taş değişimi oldu. Hat açılıyor. Vezir değişildi. Şimdi istekte açmaz alındı ama kısa rok yapıldı. Piyon düzeneği bozuldu beyazların. Gördüğünüz gibi beyazların piyon düzeneği bozuldu. Vezir kanatında piyon zayıflıkları var değil mi? Double piyon dediğimiz ve burada bir tek kalmış bir piyonumuz var. Zaten kendisi de en kenarda en zayıf piyon. Bu piyon zayıflığını oyunun sonunda değerlendirip oyun kazanılabilir. Onun için böyle taş değişimi yapıldı. Merkez piyonu da alınınca şah ortada olduğu unutuldu tabii ki. File baskı yapılıyormuş gibi gözüküyor ama hedef şah. Evet. Öyle gelirse gelseniz dahi açarak şah var. Kalenizi alacak. Şah mat. Kaleyi vermezseniz ne olur? Şahı alırlar arkadaşlar. Şah. Evet, burada fili gelseydi belki bir nebze mücadele edebilirdi. Atı gelince matı gördü. Evet. Geçmiş olsun. 14 yaşında 14 yaşındaki kızımız çok güzel oynamış beyazda. Evet. 14 yaşına göre çok güzel. Evet. Değil mi? Helal olsun diyoruz. Yetiştiren hocaya da helal olsun. Evet. At istekte değişim oldu. Sen atı al, ben de atı alayım diyor. Şimdi burada iki de at karşılıklı istekte. Ben diyor piyonu tutayım diyor. Nereye geldi? Tahmin edilmeyecek bir yer. Atı ben kaçayım o zaman diyor. Alınınca da piyon alındı. Şimdi merkezdeki D ve E eri, beyazların merkezdeki D ve E eri siyahın üstüne gidiyor. Şah özellikle şahın üstüne gidiyor. Ben korkmam onlardan diyor. Şimdi vezir istiyorum diyor. Vezir kaçınca da şah diyor, görüyorsunuz. Nereye gidecek? Mat. Evet. Bizim zamanımızda piyon. Bizim zamanımızda Western filmleri meşhurdu, bu kovboy filmleri. Kızılderili yerliler şöyle zehirli tüf tüf okları vardı. Atıp tek atışla kovboyları zehirleyip öldürüyor. Onun gibi olmuş. Demiş mat. Evet arkadaşlar. Müthiş, müthiş, müthiş. Şah. Atımı sen al diyor. Niyeyse? Cömert. Atı da verdi. Al diyor, onu da al diyor. Onu da aldı. Evet. Merkezi
piyon da verdi. E şimdi gözünü H7'ye dikti. Şimdi burada oldu mu? Vezir H7'ye dikti. H hattı açık. Ben geleyim. Şöyle. Bu vezir niye geldi anlamadım. Evet. Şimdi anlaşıldı. Canım mat olmak istiyormuş demek ki. Ya çok samimi arkadaşlar. Ya aynı mahallede çocuklukları geçti. Çok emeği vardır. Olabilir, olabilir arkadaşlar.